vazgeçmiyor. Bazıları lüks harcamalardan, devlet adına yapılan lüks harcamalardan asla vazgeçmiyor. Köprülere, yollara yine paralar ödemeye başlıyoruz. Ama bu arada enflasyon aldı başını gitti. Sizinle bir kez daha enflasyon konuşacağız. Aslında hepimizin parasını konuşacağız. Şimdi nasıl? Ben genel bir soruyla gireyim, sonra Barış'la sormaya devam edelim ayrıntılarını. Öncelikle zaten daha evvel de konuşmuştuk. Bugün açıklandı. Ne diyorsunuz? Bugün açıklanan enflasyon verisi aslında sürpriz bir veri değil. Yani Türkiye'nin böyle yüksek enflasyonlu bir döneme gireceğini aylardır sizin programlarınızda ben ve diğer konuklarınızda yüksek sesle dile getiriyordu. Çünkü uyguladıkları ekonomi politikasının bizi götüreceği ilk ve en büyük sorunlu yerin burası olduğunu hepimiz biliyor. Ve bilinen de beklenen de gerçekleşiyor. Maalesef gerçekleşiyor. Bugün açıklanan veri %61,1 yıllık bazda enflasyon, aylık bazda 5,46'nın üzerinde bir tüketici fiyat enflasyonuyla karşı karşıyayız. Hatırlayacaksınız, Hazine ve Ekonomi Bakanı Nebati işte Ocak'tan sonra enflasyon düşecek demişti. Sonra Şubat'tan sonra enflasyon düşecek demişti. Mart verisi çıktı, enflasyon düşmek bir tarafa, hızla artmaya devam ediyor. Ve bu trendini de sürdürecek gibi görünüyor ki bugün yaptığı açıklamalarda Bakan Nebati enflasyon düşmesi için yıl sonunu işaret etmeye başladı. Daha birkaç ay önce işte artık yükselmeyecek dediği veriyi 10 ay ötelemeye başladı. Dolayısıyla enflasyon bizim çok temel bir sorunumuz ve çok yüksek seyretmeye devam ediyor. Neden yükseldi sorusunu çok rahatlıkla yanıtlayabiliriz. Hatırlayalım, Türkiye'de faiz indirimleri başlamadan önce enflasyon %19 seviyelerindeydi. Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklamada bundan sonra enflasyonun düştüğünü göreceksiniz. Çünkü biz faizleri indirmeye başlıyoruz açıklaması yapılmıştı. Tam gününü hatırlamıyorum ama Ağustos ayında böyle bir açıklaması vardı. Ve hakikaten o tarihten sonra faizleri indirmeye başladılar. %19'dan %14'e kadar gelen faiz oranına sahip oldu. Sonucu ne oldu? Bugün TÜİK'in açıkladığı ki pek çoğumuzun şüpheyle yaklaştığı %61,1'lik enflasyon oranıyla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla bizim yaşadığımız enflasyonun bu kadar yüksek seyreden enflasyonun temel sebebinin Türkiye'de uygulanan yanlış ekonomi politikaları olduğunu söylemek gerek. Bakın bu işin buraya gideceği endişesini taşıdıkları için başlangıçta bize ne demişti Merkez Bankası'nın başkanı faiz indirimlerine başladığında? Biz dedi bundan sonra TÜFE'ye bakmayacağız. Çünkü TÜFE'nin içerisindeki bazı ürünlerin fiyatları çok oynaklık gösteriyor. Bunun yerine çekirdek enflasyona bakacağız demişti. Bunu izleyicilerimiz hatırlayacaktı. Biz de o dönemde çekirdek enflasyon tanımını yaptık. Ondan bahsetmeye başlamıştık. Bugün açıklanan veride çekirdek enflasyon oranı %48'in üzerinde. Çekirdek enflasyon dedikleri şey içerisinde enerji, gıda, alkolü ve alkolsüz içecekler, tütün gibi ürünleri bir kenara bıraktığımızda hesaplanan enflasyon oranı. Şimdi bunun bile altında olmayacak dedikleri faiz oranı şu anda %14 seviyesinde. %48'de çekirdek enflasyon var iken %14 uyguladığınız faiz oranı çekirdek enflasyona göre bile %34'ün üzerinde negatif faiz uyguladığınızı gösteriyor. Artık dikkat ederseniz o göstergeden de bahsetmiyorlar. Çekirdek enflasyona atıf yapanı da ben duymadım uzun zamandan beri. Aslında hiçbir atıf yapmıyorlar yani. Veriler ortaya çıktığı zaman bize söyledikleri şey şu, bugün Bakan Nebati'nin açıklamasında da vardı. İşler düzelecek. Nasıl düzelecek? Ben notlarıma bakıyorum ki yanlışlık olmasın. İnanç, güven ve kararlılık Türkiye ekonomisini düze çıkaracak. Şimdi bu sözcüklerin üzerinden gidelim. Bugün ekranları başında bizi izleyen ya da izlemeyen vatandaşlarımız, iş dünyası, Türkiye ekonomisine yönelik pozitif bir inanca sahip mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Yani hepimiz karamsar bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu çok net bir biçimde görüyoruz. Peki iktidarın ekonomiyi düzelteceğine dair bir güvenimiz var mı? Yok. Yani o güvenin bu iktidar döneminde tesis edilmesinin de mümkün olmadığı görülüyor. Çünkü şimdiye kadar yaptıkları her şey bizi
bir öncekinden daha kötü bir duruma getirdiler. Biraz önce Emin Çapa'ya atıfta bulunarak söylemiştiniz. Şubat Ocak'tan daha kötü oldu. Evet, Mart'ta Şubat'tan kötü oldu. Böyle giderse Nisan da Mart'tan kötü olacak. Dolayısıyla kendi kullandıkları kavramlar bile, yani inanç, güven, kararlılık gibi kavramlar bile toplumda karşılığı olmayan ve ekonominin düze çıkmasına imkan vermeyen kavramlar gibi duruyor. Maalesef bizim şanssızlığımız çok basiresiz bir ekonomi yönetimiyle Türkiye ekonomisini götürmeye çalışmamız gibi görünüyor. Şimdi Barış, evet hocam, lütfen rica edeceğim sorularla. Hızla şunu sorayım. %61.1 dedik ama öte yandan da bağımsız ekonomistlerin oluşturmuş olduğu ENAK'ta kendi tez bulgularını yayınlıyor. %42.63. Sizce hangisi doğru? Doğru mu? %142.63. Evet, %100 yanlış söyledim. %142.63, artık rakamlar birbirine girmeye başladı. Sizce hangisi doğru? Yani evet, bir ekonomist olarak baktığınızda ekonomiye hangisini daha gerçeğe yakın buluyorsunuz? Şimdi bunu izleyicilerin vicdanına bırakalım. Yani çarşıya, pazara çıktıkları zaman karşı karşıya kaldıkları enflasyona baksınlar. Hangisinin kendilerinin maruz kaldığı enflasyona daha yakın ya da onu daha iyi ölçtüğü kararını kendileri versinler. Bakın, TÜİK'in açıkladığı verilerin detaylarına baktığımız zaman hepimizi şaşırtan bir yön, ürün bazlı verilere baktığımız zaman değerler görüyoruz. Örneğin domatesin fiyatının düştüğünü görüyoruz. Hem de fiyatı en fazla düşen ürünler arasında. Hatırlayın, son bir haftada bütün sosyal medyada görsel olarak haberlerde domates fiyatlarının ne kadar yükseldiği konuşuluyor. Şimdi domates fiyatlarının yükseldiğini çarşıya pazara giden herkesin bildiği bir dönemde siz onun yüzde bilmem kaç oranda düştüğünü, en fazla fiyatı düşen işte kabakla beraber domatesi koyduğunuz zaman bunun inandırıcılığı kalır mı? TÜİK de bu kadar sık yönetici değişikliğine neden ihtiyaç duyuyor iktidar? Yılbaşından beri, ya ben sayısını unuttum, galiba 3 defa başkan değişti. Başkan yardımcılar değişti vesaire. Neden buna ihtiyaç duyuyor iktidar? Madem çok teknik, objektif vesaire bir veri açıklıyor ise bırakın o görevde bulunanlar eriştikleri verileri kullanarak bu istatistikleri açıklasınlar. Dolayısıyla TÜİK'in açıkladığı verinin vatandaş nezdinde de karşılığı olmadığını biliyoruz. Hocam, özellikle vatandaşın, çok özür dilerim Barış Bey, hemen tamamlayacağım. Harcama sepetinde yer alan kalemler itibariyle baktığımız zaman onun maruz kaldığı enflasyonun çok daha yüksek olduğunu vatandaş çok net bir biçimde görüyor. Yani şöyle, domates düştü diyor ama gıda enflasyonu bile TÜİK'in dediğini doğru kabul edersek %70'i aşmış durumda. 70, evet. Ondan sonra ulaşım mesela, ulaşım aşırı derecede artmış durumda. %99.12 ulaştırma. %70 neredeyse, 69.26 ev eşyaları artmış durumda. Aslında fiilen enflasyon TÜİK %61 diyor ama vatandaşın hayatına dokunan, yani sokağa çıkıp yemek yiyen vatandaşın, ulaştırmadan, gıdadan faydalanan vatandaşın aslında çok daha yüksek bundan zarar gördüğünü TÜİK de kabul ediyor herhalde. Elbette. Bakın, şimdi bu farklı gruplara giren ürünleri TÜİK ağırlıklandırırken tüketicinin harcama sepetinde ne kadar pay tuttuğuna bakarak bunu ağırlıklandırıyor. Şimdi akaryakıt fiyatları yükseldiği zaman sizin harcamanızdaki payı artmıyor mu doğal olarak? İşinize her gün aracınızla gidip geliyorsanız, akaryakıt fiyatları da bu kadar yüksek artıyorsa, %99, %100'e yakın bir artış söz konusu. Bu durumda siz hala akaryakıt ucuzken sizin harcama sepetinizdeki payını mı esas alarak yapacaksınız? Doğal olarak daha çok para harcıyorsunuz. Gıdaya benzer şekilde daha çok para harcıyorsunuz. Kiraya daha çok para harcıyorsunuz. Yani bugün İstanbul'da herhalde 10 bin liranın altında kiralık yer bulmak bile neredeyse imkansız hale geldi. Dolayısıyla siz onların sepetteki ağırlıklarını geçmiş dönemlerdeki gibi sürdürürseniz, akaryakıt fiyatları %160 olsa bile manşete taşıdığımız TÜFE verisi %61.1'de kalır. Dolayısıyla vatandaş gerçekten çok daha yüksek bir enflasyonu yaşıyor, sadece hissetmiyor. Cebinden çıkan para miktarına bakarak bunu şiddetli bir biçimde yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek gibi görünüyor maalesef. Devam edebilir miyim?
Hocam şunu da soracağım. Ben mesela TÜİK'in rakamlarına neden inanmama eğilimindesin diye sorarsanız, nazikçe ifade ediyorum. Merkez Bankası'nın bu yıl açıkladığı enflasyon tahmini neydi? 23.2 değil mi? 2022 enflasyon tahmini. Ortalama evet. Evet, 18 ile 28 arasında olacak demişti. Ortalama yani, 23 diye sordu. Bu arada Merkez Bankası herhangi bir banka değil, birincil görevi Türkiye'de fiyat istikrarını sağlamak olan bir banka. Yani enflasyon onun alanına giriyor. Yani herhangi bir banka ismi söylesem onun tahmininden daha önemli Merkez Bankası'nın. Bununla çünkü mücadeleyle görevli. Ama bugün sadece yılın 3 ayı, Nisan ayına girdik ama Ocak, Mart, Ocak, Şubat, Mart ayı enflasyonlarını topladığımızda %23'e vardı, 22.8. Buradan sonra hiçbir şeyin fiyatı artmasa Merkez Bankası ancak öyle doğru çıkacak. Öyle bir şey de mümkün olmayacağına, olmayacağına göre. Aslında yani bakın Merkez Bankası'nın 2001 yılından beri enflasyon hedeflerini tutturamadığını çok net bir biçimde görüyoruz. Sürekli olarak bir %5 hedefi ortaya konuluyor. Birkaç ay geçtikten sonra bu yukarı yönlü revize ediliyor. Birkaç ay sonra bir daha revize ediliyor. Yıl sonu yaklaştığında o revize edilen verinin bile üzerinde bir enflasyonla karşı karşıya kalıyor. Çok iyi hatırlattınız. Yılın ilk 3 ayında ortaya çıkan enflasyon Merkez Bankası'nın yılın tamamı için öngördüğü seviyedeyse, siz Merkez Bankası'nın objektif bir biçimde bu tahminleri yaptığı ve verileri açıkladığını düşünebilir misiniz? Bakın sizin programınıza davet ettiğiniz iktisatçılar ya da ekonomide diğer uzmanlarınızın tamamı bunun Merkez Bankası'nın açıkladığından çok daha farklı yerlerde olacağını söylüyor. Ben de söyledim yayınlarınızda daha önce. Ben bireysel tek başına fakültedeki odasında evde kalem kağıt bilgisayarın başında bunları yapmaya çalışan birisi. Merkez Bankası yüzlerce araştırmacıyı çalıştırıyor. Benim erişebildiğimden daha fazla veriye sahip, çok gelişmiş modelleri var, bilgisayar kullanıyorlar, yazılımlar filan. Bunların sonucunda, burada yaptıkları analizin sonucunda ortaya çıkan rakam %23 müdür sizce? Elbette değil. Ama biz biliyoruz ki Merkez Bankası kamuoyuyla gerçek tahminlerini paylaşmak yerine biraz da iktidarın hedefleriyle örtüşen algı yönetimine yönelik oranları bizimle paylaşıyor. Son 20 yıldır tutturamadığı enflasyon da bunun en temel göstergesidir. Bunun böyle olmayacağını hepimiz biliyorduk ki veriler bizi haklı çıkardı yılın ilk 3 ayında. Geri kalan dönemde büyük olasılıkla yıl sonunda bile %60'ın üzerine bir enflasyonla yılı tamamlayacağız. Eğer öyle bir enflasyon olursa Merkez Bankası'nın tahminini yaklaşık 3 katı kadar yüksek bir enflasyonla yılı tamamlamış olacağız. Bakın siz özel sektörde yönetici olsanız ve şirket patronunuza deseniz ki bizim hedeflerimiz bunlar, biz bunları tutturmak için gayret sarf edeceğiz. Ve siz ortaya koyduğunuz hedefin 3 katı kadar bir sapmayla sonuçlansanız, aynı gün sizi kapının önüne koyarlar. Şimdi Yalçın Bey, biliyorsunuz sadece şahıslar değil, kurumlar da alınıyor biz soru sorduğumuz zaman. BDDK alınıyor, Merkez Bankası alınıyor. Efendim Merkez Bankası'nın ihtişamına ve şanına zarar verdiniz diye dava onlar da açtılar. Yani devlet, yani şöyle, iktidarın bütün kurumları, bütün yaptığı hesaplamalar, yaptığı bütün anlaşmalar, kurduğu bütün sistem sorgulanmadan böyle gitsin istiyor. Hiçbir şey sormayacağız. Niye Merkez Bankası böyle yapıyor demeyeceğiz. BDDK'yı sorgulamayacağız. Efendim TÜİK'i sorgulamayacaksın, istenen bu. Ama biz sorgulamaya devam edeceğiz tabii ki. Şimdi bundan sonraki bölüme de atıfta bulunmak üzere şu soruyu sormak istiyorum. Siz dediniz ki biraz da iktidarın ne duymak istediğine yönelik açıklamalar yapıyorlar, o rakamları buluyorlar. Şimdi burada iktidar söylemini bundan sonra şöyle kuracak. Çünkü bugün oradan da rakamlar geldi. Görüyor musunuz, bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz bir enflasyon var. Yani bu Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomiyi müthiş daralttı ve Almanya'da büyük sorun ortaya çıkmaya başladı. Vesaire vesaire. Bu sizce Türkiye'deki durumu açıklayabilir bir argüman mıdır iktidar tarafından ortaya konulan? Yani bugün
Sizce iktidar dönüp halka şunu anlatabilir mi? Ey vatandaş, pahalı domates yiyorsun. Çünkü Amerika'da da enflasyon yükseliyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı var. Çünkü Avrupa Birliği de çok zorda. O yüzden sen de onlar kadar gelişkin bir ülkeye sahip olduğun için sen de bu dertleri çekmek zorundasın. Bu tutacak bir politika mıdır ya da söylem midir? Şirin Hanım, bunun tutması için öncelikle sayıları karşılaştıralım, değil mi? Yani böyle genel bir değerlendirme yapmaktan ziyade verilere bakalım, onlar bize neyi söylüyor. Dünyada bir enflasyon sorunu var, doğru. Ama onların sorun olarak gördükleri enflasyon oranı %7'lerde, 8'lerde. Bizde kaç? %61. Bir benzerlik var mı ikisinin arasında? Yani bir de, Avrupa Birliği'nde yaşanan enflasyon 10 katını biz yaşıyoruz. Amerika'daki enflasyon 10 katını biz yaşıyoruz. Şimdi evet, onlarda sorun var ama bizdeki sorun onlardakinin 10 katı ise, biz bütün sorumluluğu dışarıdaki gelişmelere bağlayarak buradan sıyrılabilir miyiz? Eğer dışarıdaki gelişmelere bağlı olsaydı bugün Amerika'da da %60-70'te enflasyonları görmemiz gerekir. Avrupa Birliği bölgesinde de onu görmemiz gerekir. Eğer biz oradan ayrışıyorsak bu yüksek enflasyon oranıyla, bunun sorumluluğu bizdedir ve bizim yaptığımız yanlışlardadır. Yoksa yurt dışında yaşanan gelişmelerle çok doğrudan ilişkilendirmeni ya da sorumluluğu oraya yıkmanın ben hem vatandaş nezdinde karşılığı olmadığını düşünüyorum hem de doğru olmadığını düşünüyorum. Bakın, biraz önce çekirdek enflasyona atıfta bulunduk. Enerji, gıda gibi ürünlerin fiyatları işte arizi sebeplerle farklılaşabilir diyor merkez bankaları. Çekirdek enflasyona bakıyor. Amerika'daki çekirdek enflasyon %3. Bizde %48. Hani enerji fiyatları iniyor çıkıyor, savaş oldu. Brent petrol 130 dolara kadar çıktı, şimdi 104-105 dolarlarda hareket ediyor. Onu bir kenara bırakalım. Gıda fiyatları, işte mısır ya da buğday yüklenemiyor, gemiler limanlardan çıkamıyor. Onu da bir kenara bıraktık. Çekirdeğine bakıyoruz. Çekirdeğinde bile diğerlerinin 15-16 katı fark var. Şimdi bunun sorumluluğundan mı Rusya-Ukrayna işini yükleyeceğiz? Bunun gerekçesini biraz önce siz kurumlardan bahsederken biraz kurumlarda da aramak lazım. Şimdi Türkiye'de kurumsal yapının ciddi derecede zafiyete uğradığını uzun zamandan beri hepimiz söylüyoruz. Türkiye'de kurumlar kurum olmaktan çıkmıştır. İktidarın birer aracı haline dönmüştür. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Sadece aldıkları kararlardaki yanlışlıklara bakarak söylemiyorum. Bakın, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 hafta kadar önce kur koruma mevduata ilişkin resmi bir açıklama, bakanlık açıklaması şöyle başlar mı? Web sitesini hala duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Şimdi böyle başladığınız zaman bunun resmi bir tarafı kalır mı? Siz uyguladığınız politika adıfta bulunursunuz, verileri ortaya koyarsınız. Önderliği kimin yaptığını hiçbir anlamı yok. Eğer siz önderliğe atıfta bulunuyorsanız, bu yaptığınız açıklama resmi kurumsal bir açıklama olmaktan öteye bir yere, yani siyasi bir metne dönüşüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı öyle. Merkez Bankası'na bakıyorsunuz öyle. BDDK'ya bakıyorsunuz öyle. SPK'ya bakıyorsunuz öyle. Bunun sonucunu nerede görüyoruz? Geçen hafta S&P'nin Türkiye ilişkin açıkladığı raporda aynen bu soruna atıfta bulunuyor. Diyor ki Türkiye'deki kurumsal yapı erozyona uğramıştır. Bütün kararlar bir kişi tarafından alınıyor. Yani bunu biz söylediğimiz zaman eleştirel iktisatçı konumuna giriyoruz ama S&P söylediği zaman dünyadaki bütün fon yöneticileri, işte büyük paraları yönetenler bakıyorlar. Bunun böyle olduğunu onlar da görüyorlar. Sorun da bu değil mi zaten? Biz faizleri niye indirdik, hatırlayalım. Cumhurbaşkanı istediği için. Başka bir gerekçesi var mıydı? Ve bu indirime kılıf bulmaya çalıştı Merkez Bankası başlangıçta. Tüfeğe değil çekirdeğe bakacağım dedi. Baktık, çekirdek de uçtu gitti. Şimdi mazeret uydurmak, gerekçe bulmak, kılıf uydurmaktan öteye giden bir anlayışın Türkiye'de ekonomi yönetimine hakim olması gerekir. O da gerçekleri kabullenip bu gerçeklere yönelik politikaları hayata geçirmek. Ona bahane at, buna sorumluluğu yükle, ötekisinden kaçıp siz ne yapıyorsunuz diye sormazlar mı? Biz de bu soruyu soruyoruz.
sizin yaptığınız yanlışlar ve yüksek faturaları başta enflasyon olmak üzere vatandaşın sırtına yıkıyor maalesef. Sana bırakacağım da bugün bir tane AKP'li açıklamış. Allah'tan bu kriz sırasında AKP ve reis başımızda da bu sıkıntıları hep birlikte göğüslüyoruz diye. Onlar yukarıdan baktıklarında olayı kendilerini başka bir tarafta görüyorlar. Anlaşılan ki öyle anlatmaya çalışıyorlar. Çok özür dilerim. Sıkıntıyı vatandaş göğüslüyor. Yani ülkenin bir kısmı bu sıkıntılardan hiç etkilenmiyor. Biraz önce siz gösterdiniz. Çakarlı arabalarla dolaşanlar acayip derecede farklı imkanlara sahip. Müteahhit olmuş devletin arabasına biniyor. İşte Barış Bey'in verdiği örnekte. Yani kendi araba alacak gücü olmasına rağmen emniyetin arabasını kullananlar var. Dolayısıyla sıkıntı vatandaşın omzunda. Yoksa birileri içinde bulunduğumuz durumdan gayet memnun. Hocam... Bir şey anlatacağım. Sizin de ilk defa göreceğiniz bir fotoğraf muhtemelen. Şöyle ki biz